Son ayıydı muhtemelen diyorsunuz. Hala yazmadığı için Frosty birazcık gerildim şu anda ama alınmamıştır herhalde. Ece alınmış mıdır sence? Sence alınmasından endişe edeceğin kişi Frosty mi şu anda? Bak bu inanılmaz gramerli Türkçe cümleyi kuruyor Evet Burak. ya, inanılmazsın. Gerçekten Türkçen gelişti. O zaman ateşe yürümek. Benim de biraz önce yaptığım şeyin özeti. Merhaba sevgili gerçek kesit izleyicileri. İnanılması güç fakat yaşanmış bir olayın gerçek kesitinde yine sizlerle birlikteyiz. Zeynep mazbut ve dar gelirli bir ailenin tek kızıydı. Baba Olmuş İhsan mu Bey var şu işçi an? emeklisi, Bak gel zamanın öyle. çoğunu kahvelerde oyun oynayarak Dur bakayım. idi. Baba isteyiz. Zeynep mazbut ve dar gelirli bir ailenin Daha böyle. Ne diyor? Şey gibi bu Fransızca. arada, Siri bazı kelimeleri söylemiyor onun gibi, ya da navigasyonlarda istikametini falan diyor ya, onun gibi. Kesitinde yine sizlerle birlikteyiz. Zeynep mazbut ve dar gelirli bir ailenin tek kızıydı. Ya da ototune verirsin, böyle olur arada saçmalar falan, onun gibi olmuş. Esen Pınar ne oldu ya, abonelik demin hediye etmemiş miydin ya? Demin Pınar ne oldu okumadın mı ben? Allah Allah. Esenko çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen nasıl bir kralsın? Ne demek? Ece böylece bizi tekrar 645 aboneye çıkardılar. Yanlış alana etmişim diyor. Okey. Bunları tekrar almamaları çok garip. Değil mi abi? Ben de ona inanamıyorum ya her seferinde. Kimse bence Perihan ablaya şey diyemiyor yani. Bu olmadı, bir daha alın falan diyemiyor bence orada, o yüzden. Birlikteyiz. Zeynep mazbut ve dar gelirli bir ailenin tek kızıydı. Baba İshak Bey işçi emeklisi, zamanın çoğunu kahvelerde oyun oynayarak geçirirdi. Ailesiyle ilişkileri kopuktu ve Zeynep'e ilgisizdi. Anne Rabia ise babanın bu tutumuna çok üzülüyor ve kızının bir an önce uygun biriyle evlenmesini istiyordu. İsteği Ye. olmuş, Zeynep sevdiği çocuğa baskı yapıp evlenmeye ikna etmişti. Acaba Zeynep baba evinde bulamadığı mutluluğu evliliğinde yakalayabilecek miydi? Yok. Bu sorunun Sanmam. cevabını dramamızı izleyerek öğrenelim. Gülcüm. Fa. O ne ya? Kahvehaneler ne? Ne yapıyorsun? Kapıya, Böylece. kapıya bak. Arkasında biri çekiyor. Hayır, kendi açılıyor. Hani kendi değil, öyle şey arkasında oldu. biri var. Gölgesi görünüyor. Hayır ya. Evet. Bak orada beyazlı biri var. O yansıma. Kimse yok. Harun, evleneli 3 ay oldu. Bir iş de bulamadım. Eniştemin kahvehanede bir dükkan, yani bir çay ocağı var biliyorsun. Birisi aranıyor. Orada çalışsan. Ne yani, çaycılık mı yapacağım? İstersen hamallık yapayım, kahyalık yapayım lan. Alo. Çalışmak ayıp değil. Ne olacak çalışsan? Hem artık satacak bilezik falan da kalmadı. Bir de kalamın taktığı yüzük var. Onu da sattırmam bak. Ya ben zorla mı evlendim seninle Allah aşkına? Sen istedin. O zaman bu zorluklara da katlanacaksın. Zorla Nereden bileyim evlenmişsin böyle işte. olacağını? Evet. Hem sen evlenince çok değiştin, huysuzlaştın. Aksi bir insan oldun. Ne yapmamı istiyorsun? Yani kucağıma alıp çocuk gibi seveyim mi seni? Boş. Bu mu Ece anlatmaya çalıştı sence? Anlamış olabilir mi onu? Sevedebilir bu arada. Senin kameran nerede? Ne yiyorsun? Dürüm mü yoksa başka bir şey mi? Müsli. Aa. Şeyler bunlar. Geç bunları. Onu demek istemiyorum. Bak oturup da iki kelime bile konuşamıyoruz artık seninle. Ya Allah aşkına kes de canımı sıkma. Kapıya bak. Yine berbat bir koca izleyeceğiz ya. Aa, buyurun, Tabii. hoş geldiniz. Geç buyurun. Sen Hoş kimsin? geldin anne. Hoş bulduk. Bir şey mi dedin acaba? Yo. Ha, okey. Geç otur sen, ben çıkıyorum. Nereye oğlum? Otursaydın. Arkadaşlar bekliyor anne. Peki canım. Geç anne, otur. Çayı kaldı. Ne oldu canım? Bugün canın sıkkın gibi görünüyor. Evet Aylin. Canım çok sıkkın. Hayrola ne oldu? Baksana hala bir iş bulup giremedi. Ne olur mu canım, evde oturmakla çıksın dışarı bir iş arasın bulsun. Aynen Evet öyle Kemal ya. Enişte'nin çay ocağı vardı ya, onu bile söyledim.
Biz niye bunu izliyoruz ya? Evet. E ne varmış kızım? İş iş değil mi? Benimle dalga geçti. Çağıracağına mı çalıştıracaksın beni dedi. Ha. Galiba biz yanlış yaptık anne. Yanlış, çok yanlış yaptık. Evet kızım haklısın ama nereden bilebilirdik ki? Babamdan kaçayım derken ta kötü birisine düştüm. Ta kötü? Sana bir şey söylemek istiyorum anne. Söyle kızım. Galiba yükle. Ben... Yoksa hamileyim. Hamileyim anne. Hayır. Ece sen çok iyisin bu konuda ya. Bak ne söyleyecek ki başka? Yani o da doğru da hep tahmin ediyorsun yüklüleri. Başka bir şey olmuyorlar mı? Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Pek de güzel değil ya bu anlattığınız şeye göre. İyi de kızım bu durumunuz ne olacak? Böyle işsiz güçsüz bu bebeğe nasıl bakarsınız? Haklısın anne haklısın. Bir anne ne kadar sıkıcı konuşuyor mu? Evlendin baklandın artık. Neyle? Yani uykun geldi Ece öyle söyleyeyim. ASMR kanalı açabilir kendisi. Geçinmeyi düşünüyorsun? Bankada biraz bir... Az deminki bölümle full aynı setler Ece. Ev de aynı. Çay bahçesi masası bile aynı. Tük de aynı. Bir kalksın bir popoyu valla görsek ya. Hiç ya valla. Popo demişken Discord'umuzdaki işte benim hayvanım odasına... popolarınızı atarsanız. Ha, popolarınızı. Hayır, işte benim... hayvanlarının popolarını. Ece, ha, sakin evet, ol evet. Ya. Ne ya? Hayvanlarınızı Discord'umuzdaki fotoğrafı... odaya popolarınızı atarsanız dedin Ece insanlara. Asla öyle bir şey demedim. Öyle dedim. Hayır ya. İşte benim hayvanım odasında hayvanlarınızın ne hayvan olduğu önemli değil. Popo, göbek, vücut, kendileri bekliyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlarınızın fotoğrafını atmayın. İşte benim hayvanım bu şeklinde. Komik olmuyor. Banlanıyorsunuz bir de. Bankada biraz birikmiş param var. Onu sakin ol boş. Bir yerde çalışmayacak mısın? Evinize gelip bizzat dövüyorum. Abicim kızma ya. Seni eleştirmek için söylemiyorum. Bizim şirkette nakliyat bölümüne tır şoförü lazımmış. Şef söyleyince aklıma sen geldin. Nasıl yani? Yurt dışına mal falan götürüp getiriyorlar. Tam üstüne bastım. Hem bahaneyle bir sürü ülke gezersin. Oğlum sen ehliyeti bisiklet kullanmak için mi aldın? Oğlum bunun için ehliyet gerekmiyordu diyordum da baya tır ehliyeti mi almış adam yani durup dururken? Ben de alacağım. Hem manuel alacağım hem tır ehliyeti alacağım. Sana inat. Yani... karışmıyorum. Boş araba ötürüleceğim. Şunu bir değiştireyim. Tamam yarın konuşurum. Öbür günde seni götürür şefle tanıştırırım. Tamam. Valla bu bile aynı ya. Hepsi aynı. Aynı yer değil mi? Aynı Ece. Bu sokaktaydı demin. Aa evet. Bu evde. Nasıl? Sen çok iyi anlıyorsun ya. Ece ben çok iyi anlamıyorum. Yaklaşık 15 dakika önce izledik zaten yani. Ama senin yön duygun çok iyi. Ben hiç oranın aynı sokak olduğunu bilemezdim. Senin gerçekten çok kötü bu arada ya. İçeri girişim. Bil bakalım bugün ne oldu? Ne oldu? Bir arkadaşın çalıştığı iş yerine gittik. Nakliyat işi yapıyorlarmış. Bana da tır şoförlüğü teklif ettiler. Oh ne kadar güzel bir şey. Hemen sevinme bakalım. Benim ne yapacağım belli olmaz. Fan. Saçma sapan. Vana Duet 12. ay Ece bir seneyi doldurmuş Vana Duet. Twitch'te ilk bir senelik aboneliyim. Helali hoş olsun demiş. Çok teşekkür ederiz Vana Duet. Sen nasıl bir kralsın? Çok teşekkür ederim. Çekik seven. Olsun. Çekik ne? Seven bizi desteklemiş. ALES sınavından sonra moralim bozuk demiş. Ya. Ne olacak bir sonrakinde düzeltirsin ya. Önemli şeyler değil bunlar. Rahat ol ya. Falan gibi bir takım yanlış tavsiyelerdi. Bak sen bilelim. Yaşlandın ha. Neden? Tam yaşlı cümlesi bu. Hı. Yaşlılar genelde çok kötü insight'lar veriyor çünkü. Hem daha işe falan da başlamadım. E canım Allah'tan ümit kesilmez. Belki olur. Bilmiyorum. Ben şeylerimi yıkayayım. Neymiş? Ne yapmaya gitti? Ben şeylerimi yıkayayım dedi. Anlat bakalım neler konuştunuz Zeynep'le. Sorma beyda. Neyse. Lucas yine artisteci. Bu evet, bölüm evet. Şair ne olmuş. Ne kadar nazik ayakları var ya. Bu vücuda göre hiç beklenmeyecek bir ayak güzelliği bu. Hiç beklemezdim. Ve sanki beyaz çorap değil de çok açık tenliymiş gibi. Gerizekalı.
Öyle düşününce çok korkunç oluyor. Samat yan gelip yatıyor. Kendisine bir iş bile aramayı düşünmüyor. Yani. Gece o arkadaki kapı ne dersin? Soldaki kapıdan bahsediyorum yani. Kullanımı... Nasıl geçiyorlar ki orada? Kullanmıyorlar demek ki. Vazgeçmişler yani o kapıdan. O kenardan sıyrılarak herhalde. Sanmıyorum. Ne olacak şimdi o zaman? Vallahi bilmiyorum. Üstüne üstlük bir de bebek bekliyorlar. Allah Allah. Allah'ım... Böyle mi söylenir ya? Teyze çok sıkıcı konuşuyor bu aç. Niye böyle konuşuyor? Allah'tan Lucas var ya. Evet. Laf arasında geçirdi bu arada yani. Hiç müjde gibi vermedi torunun olacak diye. Onların da ölmeye para bulamıyorlar. Bir de bebek yapmaya kalkıyorlar ha. Uyma. Yapma. Hocam. Ama torunun olacak beyefendi. Böyle mi tepki verilir? Sen benim laflarımı çaldın gene. Sen ne saçmalıyorsun ya? Ben hiç farkında değilim yani şu anda. Ağlıyor mu? Bak gülüyor sandım. Ne oluyor ya? Ne yapıyor? Bu ne bu çekimin bir parçası mıydı bu ya? Ne yaptı ya? Ne oldu demek? Çekim hatası mıydı yoksa bu neydi ya? Kalkıyorlar ha? Tövbe salladım. Biliyorsun öyle. Anlamadım bu. Çekim hatası falan mı? Ne oluyor? Evet evet unutmuşlar onu. Şimdi bir de bunu bir daha kadına bakarak izleyin arkadaşlar şimdi. Bebek yapmaya kalkıyorlar ha? Tövbe salladım. What the fuck? Çok komik. Ece ben öksürdüğümde sen de böyle bakıp bana güler misin ya? Çok iyi ya. Belki de senin için daha iyi. Muallak mevzular. Çıtır sayılır bu aç. Muallak mevzular ikinci ayı. Çok teşekkür ederiz muallak mevzular. Sen nasıl bir kralsın? Çok sağ ol. Önümüze hoş geldin. Günaydın canım. Böyle mi uyanmış Ece ya? Ne demek günaydın ya? Kazak ve kotla mı uyanmış? Günaydın dedim. Kot mu? Giyinmiş bu aç. Günaydın. Ne oldu? Niye böyle davranıyorsun? Bir şeyler anlatsana bana. Ya kes Allah aşkına sabah sabah senin dırdırını mı dinleyeceğim ben? Evlene kadar böyle değildi ama. Her şey çok güzeldi. Evlendikten sonra değiştin. Ya anlasana artık seni sevmiyorum. Sevmiyorum. Anlamadım. Neden sevmiyorsun? Şimdiye kadar böyle demiyordun ama değil mi? Ya anladım evlilik bana göre değilmiş. Sıkıldım tamam mı? Bunu aldım artık. Fazla konuşma. Biliyor mu hamile oldun? Bilmiyor. Git. Kapıdan gelmedi değil mi Ece o ses? Daha da gelme. Kadın öttüm. Aynı senaryo da çok benzer bu arada. Sadece daha geç başladık. Bu aç Discord'un nitrosu bitmiş diyor Armi. Niye bana söylüyorsun bunu? Ben nitro ne biliyor muyum sence? Ben yer açılsın diye Microsoft'un kendi sürümünü silmeye çalışan bir insanım. Gerçekten öyle bir insan bu arada. Vardır ya Discord'umuzda bir bol yürekli bir insan yapıştırsın bir nitroya. Allah Allah. Ben onu alayım size sürpriz yapayım dedim. Meğersem ayda 1.000 lira falan istiyorlar böyle full şey için. Bu aç ver onu. Saçmalamış bizim yani. Petito'nun butu gitmiş. Ya hadi kardeşim. Kahretsin. Selam. Aleykümselam hoş geldin. Yok tek nitrodan bahsetmiyorum Frosty. Ben şunu 3. seviyeye çıkartayım falan dedi. Dedim de saçmalık oldu yani. Ne yapıyorsun? İyi oturuyorum ya. Ne oldu konuştun mu? He konuştum. Yiyece Frosty yazdı alınmamış demek ki bana. Sen alındın mı? Ne konuda? Bugün bizi bekliyorlar. Yürü gidelim o zaman. Yani bir çay içelim. Ya içersin dönüşte şu işe halledelim önce hadi. Gazeteler oradaki kahvehane restoranına ait bir cihaz mı tabii. Yoksa kendileri mi getiriyorlar? Yok oraya ait bir cihaz arka. İyi günler. Semih Bey ile görüşecektik. Kim aradı? Ambardan İlyas dersiniz.
Ambardan İlyas Bey gelmeni istiyor. İnanmadı Ece bu cümle. Sizi bekliyorum. Ambardan mı? Ambardan İlyas. Ambar ne ki? Amber. Ne ambar ne? Bir eş anlamlısı gelmiyor aklıma ya. Şey böyle depo. Bir şeylerin depo değil tam ya. Hal gibi bir şey bir yandan da. Aa, halde civciv satıyorlardı, öyle bir yer mi? Yok, hal gibi bir şey değil o zaman. Ben yanlış şey yapıyorum. Neyse hadi tamam. İyi günler Selim Bey. İyi günler İlyas, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, ya hayır ya. Allah geliyor mu? Bir anket açsanız, araba konusu mu açacak mı açmayacak mı? Açmaz ya, o bölümü özeldi. Ama bu sefer duvar rolünde değil Ece. Bu sefer harbi rolü var Miyagi-san'ın. Dur bakalım. Tanıştırayım, Harun Semih Bey. Memnun oldum. Memnun oldum. Daha önceden size bahsettiğim arkadaş. Evet. Harun. Çok güzel. Daha önce balet bilgisayarla çalışmış mıydın? Çalışmadım ama yapabilirim herhalde. Yaparsın, zaten yapamayacak bir şey yok. Zaten birinci seferinde yardımcı kaptanla çıkacaksın. Olur, olur. Yarın gel bir başlayalım. Kim vuruyor ya? Sonra şartları konuşuruz. Olmaz mı? Nasıl ya? Önce başla sonra şartları konuşmak mı? Çok güzel bir boş. Hadi kalkın. Uzun oturun, ben çay içerim, ondan sonra acele etmeyin. Kızım, bize 3 tane çay gönderir misin? Buyurun, geç anne. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ay geldi, bu kadın gene mahvedecek hepimizi. Uyuyakalacağız şimdi. Geç otur, anlatayım anne. Çay koy anne, ne öyle anlatayım. Anne. Gün geçtikçe de artıyor. Ayrılmaya karar verdim. Kızım, sen kocanı seviyorsun. Nasıl böyle bir karar veriyorsun? Evet, ben kocamı seviyorum ama o beni sevmiyor anne. Bunu da nereden çıkartıyorsun? O da seni seviyor. Hayır anne, kendisi söyledi bunu. Canım, onu bir kızgınlık anında söylemiştir. Her şey böyle büyük. Mahvoluyorum. Yok, kızgınlık anında. Yok yok, uyuyacağız ya. Falan değil. Her zaman söylüyor bu lafı. Peki, hamile olduğunu söyledin mi ona? Hayır, söylemedim. Söylemek de istemiyorum. Olur mu? Belki bilirse hamile olduğunu, sana olan davranışı değişir, evliliğiniz kurtulur. Yok. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Eğer hamile kalırsan çocuğu aldırırız demişti. Çocuğumu aldırmak istemiyorum. Onu kaybetmek istemiyorum anne. Ve ayrılacağım. Peki ama kızım, ne yaparsın ayrıldığın zaman? Çocuğuna nasıl bakarsın? Kendine nasıl bakarsın? Ne yer, ne içersin? Biliyorsun, baban ayrılacağını duyarsa seni kesinlikle eve istemez. Evet anne. Niye ya? Babalar ne saçma sapan işler peşindeler. Hiç ya, saçmalık yani, niye istemesin ya? Bu zamandan sonra... Hayır, mutsuz bir şekilde yaşamaya devam edeceksin. Baba evine dönmek istemiyorum anne. Allah kızım, ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok üzgünüm. Hiçbir şey. Evet, ne olur hiçbir şey deme. Hadi git, hadi git anne. Dur bir kapıya bakayım. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Baban nasıl? O da iyi. Selamı var. Aleyküm selam. Biz de uğraşıyoruz işte. Tanışıyorsun. Yeni bir işe ne başlayacağım. Yapalım? Ne zaman geldin? Ben bayağı oldu geldim. Sohbet ettim. Bunlar çok gerçekçi bir sıkıcı konuşma Barış ya. Oturmayayım evet, oğlum. Çarşıya alışveriş. Oturuyor zaten. Sen bilirsin anne. Peki canım. Hadi size iyi günler. Buyurun anne. Kovdu kadını bu arada. Göbeğini falan gördük. Görüyoruz da. O düğmeleri aynen, kadın... Çok selam. Evet. Evet. Rahat olsun. Çok selam söyle. Yine öyle beklerim. Aleyküm selam. Sağ ol anne. Güle güle. Önce demin uyuma şakası yapıyordum. Hakikaten uykum geldi ya bu arada. Uyuyor yani, böyle bir konuşuyor. Kıvrılsam uyurum yani. Keşke bir ASMR kanalı falan açsa ben evet, izlerim. Evet ya. Ne oldu iş görüşmesi? Buldum. Kısa zamanda olsa senden kurtuluyorum. Bulgaristan'a bir sefer çıktı, gidiyorum. Kısa zaman falan değil. Artık kararımı verdim. Senden boşanıyorum. Yapma ya. Evet. Nasıl karar verdin buna? Verdim işte. Eşyalarımı. Sen de onu istiyorsun ya. Hiç zahmet etme. Ben başka ev tutar taşınırım. Eşyalar da evde senin olsun, tamam mı? Tamam. İyi, çok güzel hallettiler bu. Kira değil mi burası? Değil demek ki kira.
Evin bırakıyor ona. Bilmesi bir yolları. Zeynep karnındaki bebeğiyle ortada kalmıştı. Harun'un ona karşı katı ve ilgisiz tavırları karşısında eli kolu bağlanan Zeynep'in kendine olan saygısını kaybetmesi bir yana, kendine kendi evinde bir zamanlar deli gibi sevdiği adam tarafından istenmemek onu iyice yıkmıştı. Bu yüzden. Ailesinin ona yardım edecek durumu yoktu. Zaten baba İshak Bey kızını evine kabul etmeye niyetli değildi. Allah Allah. Zeynep için kabus dolu günler başlıyordu. Harun'dan ayrılalı aylar olmuş fakat Zeynep hala geçinmek için bir iş bulamamıştı. Doğum yaklaşmış. Zaten ya. Biraz da olsun ne yardım işi? Etmeye çalışan anne Rabia da artık yardım edemez olmuştu. Baba niye evini almıyor ya? Manyak mısın ya? Ben hiç anlamadım ya. Allah Allah, deli misin baba ya? İshak, sağ ol. Bu bizim kızın hali böyle. Ne varmış kızın halinde ya? Canım daha ne olsun, bir yudum ekmekleri yok, üstüne üstlük bir de hamile. Bana mı sordu kocasından ayrılırken, ayrılmasaydı? Sana canım, mı soracak ya? Bizim kızımız değil ki İshak, niye böyle konuşuyorsun? Doğru söylüyorsun, ayrılan bir tek bizim kızımız değil. Onun için de baksın başının çaresine. Allah bu kadar Allah acımasız ya. Olma bey. Biz bunun elinden tutmak zorundayız. Onun annesi babasıyız biz. Ya o kızın ismi bu evde geçmeyecek demedim ben sana. Yine dönüp dolaşıyorsun. Şerefsiz insanlar. Bu aç bu çok nedensiz bir kötülük ya. Bunun bir sebebi yok ki. İşte dul şey ortada kaldı falan gibi bir algıyla herhalde. Bilmiyorum ortada yani. Kalmak ne demek? Bir boşandı sadece. Ne anlamıyorum işte mı? Yani o kafa yapısını o dönem nereden bilelim yani. Manyaklık işte ya. Yine onun ismini bu evde geçiriyorsun. Sonra da böyle şey hani hacca falan gider bir de böyle insanlar. Kendi kızı böyle ölür falan bakmadığı için. Nasıl bir genelleme, nereye bağladın ya? Hayır şeyi anlatmaya çalışıyorum. Sonra bir de hani böyle sevap işlediklerini falan düşünürler, anladın mı? Böyle bir günah sebebiyet verip öyle bir durum var yani maalesef. Duymayacağım ağzından bir daha, tamam mı? Evet. Hep şu suyu değiştir, biraz ılık yap. Çok soğuk. Yoksa hepsi böyledir demek istemedik yani. Ya Ece şaşırtık yapma. Ne? Genellemişim gibi oldu ama yanlış oldu da. Bakış açısını, iyiliğe bakış açısını anlatmak için onu söyledim. Yani hani onun iyilik olduğunu düşünüp bunun kötülük olduğunu düşünmüyorlar anlamında söyledim bazı insanlar. Yoksa bütün bunlar böyledir, şöyledir falan gibi bir şey söylemedim. Onu zaten bir hafta yaparsın, iki hafta yaparsın, üçüncü haftada... Sen bu cümleden çıkamayacaksın. Konu seni çok yordu bu aç. Yordu. En son kimsenin bilmediği bir videoya gönderme yaparak... Aa, yüklenmiş, şişmiş final karın. Final yaptım, evet. Bebek eklenmiş demek ki. Yüklenmiş. Buyurun. Merhaba, kusura bakmayın rahatsız ettim. Ben alt komşunuzum da, daha yeni taşındım. Eyvah. Şey diyecektim, fazla ekmeğiniz var mı acaba? Misafirlerim var da. Markete sorun git. Mu? Yok, hayır. Ekmeğim yok. Kendime kadar var. Tamam, oldu. Teşekkür ederim. Evet ya, git markete, manyak mısın ya? Kadına aşık mı oldun? Anlamadım, utandı herhalde. Kendime yiyecek bir dilim ekmek yok ki sana vereyim. Allah. Anası yemek yapıp getirsin bu aç. Ya ben yani herhalde öyle bir şekilde hayatta kalıyor da bu çok garip bir şeymiş babanın tavrı yani ya. Komşu ekmek ister mi ya? Evet, ben de ilk defa duyuyorum. Hani isteyebilir de hiç duymadım. Ben de. Sancı geldi. Sancı geldi. Suyu kırıldı. Su geldi. Hadi anne. Hadi cevap ver. I got hastaneyi araya. Ambulansı ara. I got duyunca canım karpuz çekiyor. Bir çantanı mantanı alsaydın ya, öyle gitti. Allah Allah, ambulansı ara ya. Doğum çantasını da geçtim, normal çantamı alsaydın ya. Ha, komşuya buyurun. Bana yardım eder misiniz? Hastaneye gitmem gerekiyor, ne olur. Bir saniye, montumu alayım. Misafiri vardı adamın.
Ya hastaneye acil iş bulursun. Hayır, ambulans gelmiyor mu böyle durumda ya? Daha hızlı olur diye herhalde. Sen nereden geliyorsun bu saatte? Müjde Bey, bir bebeğimiz oldu. Hastaneden Zeynep'in yanından geliyor. Bir daha Zeynep'in ismi bu evde geçmeyecek demedim mi? Hem sen kimden izin aldın gittin onun yanına? Bey, bunun için izin mi almam lazım? Alacaksın tabii. Bir daha onunla ben seni görüşmeyeceksin demedin mi? Bana bak, eğer bir daha onu görmeye git, Allah'ım bu kitabıma seni kırarım bir tarafları, tamam mı? Ece, kadınların ekonomik özgürlüğü ne kadar önemli bir şey ya. Ne kadar önemli bir şey ya. Şuraya bak ya. Ya bu, bunu yapanlar bir de hacca mı giderler bu aç? Ya kardeşim, söylemek istediğim şey çok belliydi yani, açıkladım diye düşünüyorum kendim. Yazık ya. Bu gerizekalı böyle düşünen insanlar yüzünden ne kadar zorlanmışlar yani, zorlanıyorlar hala. Bir kız çocuğu olmuştur. Komşusu Erhan annesini aramış ve durumu anlatmıştır. Fakat İshak Bey bu durumdan hoşlanmamış ve karısının kızıyla görüşmesini yasaklamıştır. Ya, diğer tarafta Allah. İse aradan 1-2 ay geçmiş ve Erhan... Neyi saçmaladık kardeşim ya? Neyi yanlış söyledim? Söyleyin. Erhan ile Zeynep arasında güzel bir ilişki başlamıştı. Zeynep Erhan'a başından geçen her şeyi anlatmıştı. Bakalım Erhan'ın Zeynep'in hayatına nasıl bir etkisi olacaktır? Baş bunları deyip bana özelde şey diyor ama onu da söyleyeyim mi Baş? Benden fazla para kazanmanı istemem. Manuel ehliyet falan almamı istemiyor. Hiç alakası yok. Attım burada şakayı. Şu anda böyle şekilde söylemen senin için hoş bir davranış olmadı Erkan. Bir daha yayın senin, yapmanı istemiyorum. Senin de başka bir kadına tatlı demen pek hoş bir davranış. Tamamdır, şu tatlı bebeğe bak hadi sen. Bunun intikam bir sene boyunca alınacak. O konuda da haklıyım bu arada. Başka bir kadına tatlı demedim tatlıydı, ben. Evet. Hayır, tatlı demedim. Yani tatlı dememin sebebi değil var. Değil mi peki tatlı? Hayır, insanlar tatlı buluyor anlamında tamam, söyledim ben. Tamam, sen buluyor musun? Sence hayır, tatlı bir... bulmuyorum. Allah Allah. Dur hayatım sen. Dur ki senin sen. Bir tane. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ya Feyyaz sana ne oluyor ya? Allah Allah. Gel sen çık bu ağaçla. Ay ne tatlısın sen ya. Pembe pembe. Pembe yeşilden emin değilim ama çok tatlı. İyi be. Merhaba canım, hoş geldin. Merhaba hayatım, hoş bulduk. Nasılsın? Aa, hayatım olmuşlar hemen ya. Nasılsın diye bebeğe mi nasılsın dedim. İyiyim. Ya sen? Ona demiş. İyidir. Ne yapıyor bizim cimcime? Ne yapsın işte? Ay şuna bak ya. Ay ay ay. Gel. Gel bakalım buraya gel. Ay boynu destekle, boynu. Boynu destekle, evet. Boynu bu. Uğraşırım işte bunun. Bir rolde gibi değil mi Mustafa? Hep öyle oluyor da sonra hüsrana uğruyoruz. Bu kadar yorma kendini. Yok canım, yormuyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki. Bu aç. Ne kadar? Bebek böyle mi tutuluyor? Gerçekten ekmek almış gibi tutuyor ya. Çok tatlı bir insansın sen ya. Senin iyiliğin o. Ne yapıyor, annen uğruyor mu? Yok canım, babam korkusundan. Ne arıyor ne de soruyor. Ay canım, 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 canım. Bu benim parmağımı yuttu be. Hey, ver şunu. Emiyor. Emiyor falan diye bir şey. Yani bebeklerin birinci şeyi o değil midir acı? Genelleme yapıyorum chat, kusura bakmayın ama. Dur bebekler sonra hep hacca giderler bir dedim mi? Ya arkadaşım ya, gayet anlattım derdimi. Orada onu söylememin sebebi iyilik ve kötülük arasındaki insanların düşüncelerinden dolayı öyle söyledim. O anlamda bir genelleme yapmadım yani. Zeynep'i çok merak ediyorum. Ooo Gupse nitro basmış. Helal, buta kavuştuk. Vay işte budur. Çok teşekkür ederiz. Bu rahat bir pozisyon değil ya bu arada. Lucas'ın oturduğu. Kolların daha da geride olması lazım Erkan. Bence nasıl yani? De değil. Ağrır şu an kolları. Ve yani o bu, eller o ayağa çok yakın. Bu mekik pozisyonu. Emre Yalçınar ikinci ayı. İyi oyunlar usta, seviyoruz sizi demiş. Emre çok yayınlar. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Sen nasıl bir kralsın, iki ayda desteklediğin için teşekkürler. Esenko'ya daha iyi abonelik hediye etmiş Ece. Ne demek? Çok teşekkür ederiz Esenko, sen nasıl bir kralsın.
Daniel bizi desteklemiş. Bu 0.41 doların direkt Ece Hanım'a gitmesini talep ediyorum. Selamlar demiş. Ece unutma en son bir 3 ek, nasıl hesaplayacağız onu ya? Bir 1.5 TL ekleyeceksin sen kendine. Senden fazla kazanmış olurum, rahatsız olma. Acıktım, 9. ayını yenilemiş. Uzun süredir yenileyemiyordum. Tekrar merhaba demiş. Merhaba. Aa, çocuğu doğurmuş. Acıktım, çok teşekkür ederiz. Sen nasıl bir kralsın. Ben çok sağ ol. Muallak mevzular 2. ayını yenilemiş. Bunu okumuş muydum? Bilmiyorum. Muallak mevzular okumadıysam eğer çok teşekkürler. Okuduysam da. Esenko Buse Konağı abonelik hediye etmiş. Ne demek? Demek. Esenko çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Yıllar geçti. Ben hala çocuğumu göremedim. Bu gidişle de ölüp gideceğim görmeden herhalde. Ya seninle bu konuyu kaç sefer konuştuk. Zeynep'i unut. Artık bizim Zeynep diye bir kızımız yok. Olur mu bey? O benim kızım. İçim yanıyor. Nasıl böyle zalimce düşünüyorsun? Ben o çocuğu babamın evinden getirmedim ki. Babanın evinden getirmedin ama daha böyle konuşmaya devam edersen babanın evini boyayacaksın. Bunu... Hadi git ya sen de babanın evine. Bu herifle duracağım. Kafandan çıkarma, tamam mı? Babanın evine gidecek bir yaşlı değil ki şu anda. Ya sen susacak mısın, susmayacak mısın? Tamam bey, tamam. Getir benim şu paltoyu, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum, dolaşacağım. Pozum, moralim, nereye sınırlandırıyorum. Ne dedi? Anlamadık. Bazdım moralimi, yani sinirlendirdi bana. Allah yavaş ol, nereye gidiyorsun? Baya bir ses çıkartarak gitti. Canım. Oo, çok geç olmuş, benim şirkete gitmem lazım. Tamam, alacağım. Ben ilgileniyorum. Hadi ben gidiyorum. Tamam, ben gelmiyorum. Tamam. Tatlım. Canım, mis kokulu kızım benim. Hayatım benim. Ben gelmiyorum. Sen kızımla bana iyi talihler ver yarabbim. Tamam anneciğim. Al yavrum. Al anne. Peki, peki. Karnıcı nasıl? Teşekkürler. Annem. Annem. Yok kızım. Ağlamak yok artık kızım. Ağlamak yok artık anneciğim. Hakikaten acıkmış ya, yerim kıyamam. Canım benim. Watch, sen de böylesin. Evet. Söyleniyorum herkese. Tamam. Yeterli mi bu sahne? Kızımın terliğini benim gibi yapma, ne olur. Terliğini mi diyor ya? Ne diyor orada? Talihini diyor Erkan. Ha. Merve. Mervez DLP 3. ayını yenilemiş. Çalışıyordum ama yetiştim yayına sonunda demiş. Merve çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. 3 aydır desteklediğin için çok mutlu olduk. Çok sağ ol. Hoş geldin. Telefon çevirişi bile uykumu getiriyor ya. Severim. Aşırı uykum geldi bu kadını izlemekten. Jigglypuff ismi bulduk. Jigglypuff şirin ya. Alo. Anne sen misin? Nasılsın? İyi, çok sevindim. Kızım baksana. Baban gelmiş. Sizin oradaki bakkala tembilemiş. Bizim hanımı görürsen bana haber ver demiş. Onun için diyorum ki halanların karşısındaki çay bahçede bu akşam 5'te buluşalım. Tamam? Aferin kadın. Yalnız torunumu da getir. Çok özledim. Dedim onu. Tamam. Hı? Hadi görüşürüz. Oldu, tamam. Öpüyorum. Ben hiç anlamadım deneyini, takip edemedim. Sen uyudun değil mi? Çay bahçesinde buluşalım dedi. Baba gitmiş, tembih etmiş bakkala, kadını görürsen söyle diye. Aa anne. Getirmemiş çocuğu. Merhaba. Evet ya. Anne. Çocuk nerede? Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Anne nerede? Torunumu getirmemişsin. Akşam ateşlendi anne. Kıyamadım. Evde bıraktım. Komşuya yani. Peki. Ha ben. Oh Allah. Gel şurada. Ödüm koptu. Gecesinde hastalanan bebek komşuya bırakılır mı ya? Anne geç kalırız. Şurada biraz oturup konuşsak. Peki olur. Tamam hadi gel bakalım. Bir bilsen anne, o kadar tatlı bir çocuk oldu ki. Babam nasıl? Aa, buraya oturdular hakikaten. Gidin bir yere oturun be. Çekirdek de çitleyin olmadı. Olsa çitlenir. Seni merak etmiyor muyum sen? Geceler duyamıyorum. Ya kadını zaten duyamıyoruz. Biz de
Araba sesi falan geliyor Allah'ım. Ama biliyorsun baban nefes almadan bile neredeyse karıştı. Evet anne, neyse bırakın şunları. Ben sana bir şeyden Sincap, günaydın. Sizden bahsetmek istiyorum. Ya. Benim hastaneye genel birisi Sincap. Vardı ya. Ben şu senin aldım olmuş. Şey, onunla galiba bir şeyler başladı. Ne? Bilmiyorum ne Ece, bilmiyorum, anlamıyoruz yani. Görüyorsun ne hale düşüyoruz. Yok anne, çok iyi bir insan. Erhan'ı böyle tanıma. Hem biliyor musun? Onunla evlenirsek kızıma belki baba bile olabilir. Allah umarım kızım, inşallah olur. İnşallah anne, inşallah. Yok yok, günaydınsın canım. Anne kalksak diyorum, aklım yeldağda kaldı da. Peki. mühimmat getirmiş. Füze getirmiş. O biraz fazla sarmamışlar mı bebeği sence? Bakalım. Anca bağır. Zeynep, nereden böyle? Annemden. Annenden mi? Evet, annemle buluştuk. Nasıl oldu bu iş? Bugün otururken telefon etti. Dışarıda buluştuk, bir yerde oturduk, muhabbet ettik. Neler konuştunuz? Hiç oradan sudan, babamdan konuştuk. Davet et artık. İyi evet. Sevindim ya. Hadi gelsin yukarıda konuşalım. Tamam, gelin hadi. Kapın kapı açık lan. Kapın açık ya. Zeynep? Ha, kapatmış. Kapattı sanırım. Kapatmış ya, kapatmış. Arkadaşının yapısı... Hadi lan, spoilercılar. Zeynep ve ilişkilerinin son ilişkileri hadi devam etmektedir. Zeynep bu ilişkinin evlilikle sonuçlanacağını düşünüyordu. Eyvah. Diğer tarafta ise Rabia İshak Bey'i kızını tekrar görme konusunda ikna edemiyor ve bu yüzden de kızıyla gizli gizli buluşuyordu. Baksana, seninki bir herifle takılıyor. Kim, Zeynep'ten mi bahsediyorsun? Zeynep'ten bahsediyorum. Ya bana ne, takılır takılır arkadaş. Kaç senedir görmüyorum ben kadını. Ya iyi güzel. Bak senin bebek küçücük kardeşim, niye öyle söylüyorsun? Ya ben ayrılalı kaç sene olmuş, sizin ettiğiniz mevzuya bak. Ayrıldım diye başından mı söyleyeceksin babacığım? Evet, başından sanmayacak tabii. Yani en fazla 2 sene olmuş olması lazım Erkan. Yeni evet. Hamileyse o dönem. Evet, evet, ben böyle biraz ayrıldılar. Biraz hesapladım ve buldum sonucu. Ya Allah aşkına, 40 yılda bir geliyorum şuraya. Kesin bunları ya. Peki çocuğunu nasıl görüyorsun sen? Ya çocuk benim değil arkadaş, o adamın çocuğu. Nasıl senin değil? Çocuk senin çocuğun. Ya nereden çıkarıyorsunuz bunu? Abicim sen ayrıldıktan birkaç ay sonra Zeynep doğum yaptı. Birkaç ay sonra mı? Nasıl fark etmedin ki? Birkaç ay sonra? Benden sakladı o zaman. Adam bilmiyor. Ay, işe bak şimdi. Lan kurt soktunuz içime be. Sana söylüyoruz. Kızım sabah sabah başımı döndürdün. Otur artık şuraya. Bırak kızı ya. Ne güzel oynuyordu işte. Ay, bozacının şahidi şuracı. Baba sen niye alt katta gidiyorsun? Neden buraya gelmiyorsun? Ya orası da bizim evimiz kızım. Babalar hep çocukların yanında kalır. Şey... Kızım koşup bana mutfaktan el bezi getir. Hadi kızım. Ne bezi getir? Nez. Ben gidiyorum bize. El bezi. Celda, canım öpücük ver bakayım hanım. Hadi güle güle. Görüşürüz. Hayır, kendine baba dedirtecek. Dedirtmeye okeyse gerçekten hani... Ne bileyim, evliliğe yakın bir şeyler olmuş olması daha iyi gibi değil mi Erkan? Ben anlamadım bu, yani sitcom gibi şu anda bunun, Amerikan sitcomu gibi bir ilişki bu. Hı hı. Hadi sen öyle dur. Aa, bezi getirtti sonra geri gitti Ece. Bezi niye getirtti ki? Hiçbir fikrim yok. Aa eyvah, kaleci saçlı adam ya, kötü adam olmaya başlayacak şimdi. Buyurun, kimi aramıştınız? Erhan aramıştı ama evde yok sanırım. Yok, bu saatte evde olmaz. Akşam üzeri gelir. Ben bunu not yazsam. O yüzden... Tabii, buyurun. O yüzdenmiş bu ağaç. Ne bu yüzdenmiş Erkan? Aldatıyor işte, başka kadınlar var hayatında. Bu parayı ne yapmayı düşünüyorsunuz şu an? İşte baba dedirtiyor kendini. İyi günler. Yine bence yine kötü adam. Evet. Ne yazdı?
Ne yazdı? Hamileyim yazdı. Boğaç hamileyim yazdı. Yüklüyüm yazdı. Kaleci hep kötü ya. Bana bak, sana bir şey soracağım. Yalnız bana doğruyu söyleyeceksin, tamam mı? Zeynep'in kızı benim çocuğum mu değil mi onu söyle bana. Bilmiyorum oğlum. Ne demek bil... Falan dedi. Bilmiyorum ya, bana bak, yalan söyleme. Vallahi bilmiyorum oğlum. Allah cezanızı versin be. Herkes bok gibi insan Ece ya. Yani kimse iyi değil ya bu hikayelerde. Çok zorlanıyorum bazen gerçekten izlerken. Ya Ece bak şimdi kontekstinden çıkartıyorsun ya. Sadece burayı izleyen bir insan yanlış anlayacak. Bunu öğrendiğinde Erhan Zeynep'ten nişanlı olduğunu saklamıştı. Genç kadın bunu öğrendiğinde bütün dünyası yıkıldı. Nişanlıymış. Nişanlına da not bırakmazsın bu arada komşuya. Nişanlının yani olduğunu notta nasıl anladı? Merhaba Mehmet, ben nişanlım. Ben senden nişanlı olsam öyle yazmam bu aç. Tanır herhalde diye sıfatıma gerek duymam. Yani evet evet. Çünkü Erhan'a çok güveniyordu. Ve ondan böyle bir şey beklemiyordu. Yaşadığı bu düş kırıklığı Zeynep'in hayatında bakalım neleri değiştirecekti. Şıkır şıkır ne sesi bunlar? Şerefsiz kaleci seni ya. Dur kızım, ben baba demesi çok beni rahatsız etti Ece ya bu arada. Kıza ona baba dedirtmesi. Yapmaması lazımdı onu yani. Yani kızla senelerdir 5 sene olmuş neredeyse. Kızın yaşına bak. İlgileniyorsa... Tamam, ama yine de baba dememesi lazım yani. İlgileniyorsa bence problem yok. Nasıl yok ya, var. Sorumluluğunu alıyorsa. Almamış işte. Kızla arasında bir şey yok merhaba ki. Merhaba hayat. Merhaba. Ne haber güzeli? Hoş bulduk. Anlat bakalım. Bugün nasıl geçti? Baksana ilgileniyorsun ama. Tamam da. Yani evlenmesi lazım bence en azından öyle demeleri için. Nasıl? Yani daha doğrusu full güveniyor olması lazım. Bu evde kalıyor olması dinamiklerini lazım. Dinamiklerini anlayamadım hala. Hala alt katta kalıyor herif yani. Yok canım, başım ağrıyor sadece, bir şey yok. Bu bir baş ağrısı değil. Bana anlatmadığın bir şey var senin. Yok, sana arayayım. Nişanını aradım. Telefon edecek misin? Çocuğun yanında mı konuşuyorsun? Çocuğun yanında şimdi? Çocuğun kafa gidecek. Bak, açıklayabilirim. Yok hayır, bir şey söylemene gerek yok. Ya çocuk orada ya. Çocuk koltuk altında şu an. Seni gerçekten çok sevmiştim. Gerçekten. Ama böyle bitmemeli. Bak, konuşalım. Birbirimize olan saygımızı yitirmeyelim. Lütfen git artık. Oha, itme çocuğu, ne yapıyorsun be? Saygımızı yitirmeyelim. Lütfen git artık. Ayda. Ya yazık bu çocuğa, bu travma. Çocuğa ya. Ha, yok hiçbir şey yok. Harun neden bu kadar suskunsun sen bugün? Aslı okuyor adam ya. Valideye gittim. Çocuk meselesini konuşmak için. Ne oldu? Ne olacak? Kadın benimle konuşmadı bile. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Vallahi bilmiyorum. Sefere de çıkacağım. Hayırdır, nereye bu sefer? Herhalde Almanya. Gerçi Almanya, İngiltere hiç fark etmez ama. Gitmeden... Almanya, İngiltere hiç fark etmez mi? Neyse. Önce çocuk işini halletmem lazım. Oğlum çocuk senin. Bu zaten belli bir şey. Eğer zaten öyleyse var ya, Zeynep'in vay haline ben. Niye vay haline? Hayatını kaydırırım şerefsiz. Yani belki söylese iyi olabilirdi ama yani yine de. Ben seni sevmiyorum. Başla, ben seni. Falan filan diye ayrıldı ya. Ben gene biraz ciddiye alma moduna girdim Ece. Hoş
gıcı terlikler. Hoş bulduk. Bugün hanım geldi. Nasıl palto? Ne yapmaya gelmiş? Zeynep'in palto çok iyi ya. Çocuğu benden mi diye soruyor. Hala çocuğu kendi çocuğu olduğunu bilmiyor mu? Demek şüpheleniyor ki. Şüphelenmek. Diyor ki bizden soruyor. Sonra ne oldu? Ben de hiçbir şey bilmediğimi söyledim. Hiçbir şey bilmiyorum dedim. Kız da gitti. İyi demiş. Ne yemeği vardı kız? Profesyonel pilav var. Hacet benim de konulara ilgim bu kadar olacak söyleyeyim. Valla kanunda öyle bir cevap aç ki. Hadi dur, git. Ben hazırlayayım. Çabuk ol ama çok acıktı. Alo. Pardon, gazetedeki İrem için aramıştım. Ne özellikler arıyorsunuz? Peki ne zaman gelebilirim görüşmek için? Tamam. 3 gibi uğrayabilir miyim? Teşekkürler, sağ olun. İyi günler. Neydi şimdi bu? Mesem oturuyor burada. Aa, abla hoş geldin. Buyur geç. Merhaba. Merhaba. Abla mı? Abla kim ya? Yami Vov. 4. ayını yenilemiş. Yami Vov. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Hoş geldin ya. Daniel bizi desteklemiş. Sevgilimin aylık kazancını atıyorum demiş. 3 TL ile bizi desteklemiş. Bu bir şey miydi? Türkiye'ye bir eleştiri falan mıydı? Sana. Daniel'cim. Hoş geldin. Hoş buldum. Bayağıdır görüşmüyoruz. Vallahi. Çok özledim. Ben de çok özledim. Çıkar paltonu geç. Geç. Merhaba canım. Aman da aman. Kızımız kocaman olmuş. Sorma sorma ablacığım. Nasılsın? İyi misin canım? Öyle çekeyim gel duruyor ama. Kafamız kocaman mı olmuş dedi bu aç. Pardon başka bir şeye odaklanmıştım. Ne demek kızımız bu? Dedi Ece. Kızımız. Haklısın kızım. Sen de biliyorsun babandan çekindik bunca yıldır. Ama sizden haber aldım. Harun'la olan bütün ilişkilerinizi biliyorum. Çok üzüldüm ama kısmet. Böyle söylenir mi acı? Harun'la olan. Çocuk orada ya. Bu kadın kim ayrıca? Biliyorum. Akraba galiba ya. Öyleymiş. Evet. Elimizden bir şey gelmiyor. Eniştem nasıl? Arzu nasıl? İyiler mi? Hepsi iyiler. Biz de Arzu'yu nişanladık. Gerçekten ablası galiba eniştem dediğine göre. Ki hayırlısı olsun. Anahtar ağlayan diyorsun. Evlendireceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Çeksin mi o eleyece? Bu uzak komşuyla ilişki bu aç. Ben anlamadım gerçekten. Kardeş ilişkisi değil bu. İlginç. Tümer Metin 5. ayını yenilemiş. Çok teşekkür ederiz. O bir futbolcu mu? Evet Ece. Efsane futbolcu. Efsane futbolcu dememin sebebi bir yere konuşmaya gitmiş. Altında şey hazırlamışlar konuşmaya gittin. Tümer Metin efsane futbolcu yazıyordu altında. Öyle bir şeyinde konuşmak çok gerici bir şey ya. İnsana. Yani ben böyle bir yere gitsem tabii ki asla öyle bir şey yazmayacak kimse ama öyle bir şey yazsa altımda efsane bilmem neci diye çok gerilirim. Teşekkür ederim. Başka paylaşacağım şeyler var ilgin çekmeyecek. Beyaz demiş ki annemin bir arkadaşı beni sen ne çirkin şeysin ne çirkin şey diye severdi. Bir gün sen kendine bak lan sikik diye bağırdım hala daha görüşmezler. Abi kaç yaşında daha böyle demeye devam ediyordu. Annem iyi mi? Bildiğin gibi işte. Çok iyi. Bir dakika telefon. Ne? Çok iyi. Gerçekten alo? Ablasın bu ya. Efendim buyurun benim. Arzu sen misin? Arzu kim ya? Tanımaz olur muyum hiç canım? Nasılsın? Tamam. Bak bekliyorum. Daha çıkmadı annen burada. Annen? Ha. Tamam. Hadi görüşürüz. Kızı. Öpüyorum. Ya bunlar ne tamam sıkıcı canım. Konuşuyorlar. Tamam. Yani bu galiba en gerçek olan kesit bu Ece şu ana evet kadar. Evet ya. Ne izliyoruz biz ya şu an? Çok enteresan. Tamam.
Arzu. İyi insan lafın üzerine ararmış. İyidir benim kızım. Selam söyledi sana da. İyidir, yıllarca aramamış. Daha neler yapıyorsun Yerdancığım? Okula gidiyor musun? Kaç yaşındasın? Annemin bana aleyküm selam dediğini düşünemiyorum Bahçe. Gelirler mi buraya kadar Ece, ne dersin? Gelmedikleri, geldikleri yetmedi, bir de gitmişler. Bu kim ya? İşte Arzu mu? Yok değil. Buyur kızım. Merhaba. Merhaba. Yelda'yı bırakacaktı. Bir iş görüşmem vardı. Bırakabilir miyim? Tabii bırakabilirsin kızım. Komşu. Hadi gel kızım içeri. Evet. Sakın Mihriban teyzen üzme, tamam mı? Yok. Ateşe yürümek. Masada yapmak yok. Oldu mu? Deminki bölüme bıraktı. Güle güle. Sen de sağ ol. Ne güzel komşular var değil mi Erkan? Karın aç mısın? Evet, sarı bıyık giyiyordu bu kaza. Kızım hadi geç içeri, kardeşleri de içeride. Anne gelince olacak, tamam mı? Tamam. Bu kim ya? Yürü. Mustafa. Gerçekten Mustafa ya. Birin. Birin. Merhaba. Ben sekreterlik için gelmiştim. Hatırladınız mı? Telefon etmiştim. Evet evet hatırladım. Buyurun oturun efendim. Adınız nedir? Adım Zeynep. Ben de Fuat. Zeynep Hanım, işimiz sekreterlik işi biliyorsunuz. Dışarıdaki masa sekreterlik masası. Büromuz burası zaten. Yapacağınız iş kolay. Telefonlara bakacaksınız. Çay ikramı misafire vesaire, bunun gibi işler yani. Gerçekten kolaymış Ece, hiçbir şey söylemedi yani. Yapacağız, kolay. Peki. Bunlar saatleri nasıl? Bunlar aşk mı olacak? Hiçse böyle bir daha görmeyeceğiz bence bu oyuncuyu. Çalışma... Bence o yani üçüncü kişi olur artık. Yok bu şey bence. Gerçekten adamın bürosu, oyuncu değil yani. Saatleri sabah 9'da gelirsiniz, akşam 6'da paydos. Tabii ekstradan mesai yaparsınız, uzar işiniz. Bak. Bilmiyorum. Ne uzayabilir çay getirmeyle telefona bakma diye açıkladın işi yani. Bunlar nasıl uzayabilir? Yani, çay getireceği sadece... insan uzun kalır. Bir kızım var ama tabii o zaman kalabilirim. Peki yarın başlayabilir miyim? Yarın tabi başlayabilirsiniz. Sabah 9'da gelirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler. Yani... Bana hiç güven vermedi bu iş yeri ya. Ne iş yeri buna? Ne işi var burada? Onu da anlamadım ama. Evet, maaşı konuşmadılar falan. O senelerin pantolonları mı böyle yoksa popoları mı böyle bu aç? Onu da konuşmak istemiyorum. Değil mi? Millet yani merdiven falan da çıkıyordu. Yok girmeyeyim. Yelda. Annen geldi. Gel kızım. Gel. Teremazlık yapma. Gidin mi kızım? Şey Mihriman ablacığım. Ya bugünkü işim tamam. Yarın sabah getirsem olur değil mi kızı? Tabii. Aa kreş mi la bura? Şey ücret işini daha sonra konuşsak. Tabii tabii onu hallederiz. Tamam. Ha para alıyorum. Teşekkür ederim. Hadi gel yapayım hadi seni. Hadi bakayım. Hadi. Aa kardeşlerin de burada. Kadın böyle bir... Burası şey mi ya? Komşu değil o zaman burası. Kreş gibi bir şey. Güle güle. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Sen kapat kapıyı, kapat hadi. Genç kadının çocuğu olduğunu öğrendikten sonra birkaç kez Zeynep'e uğrar ama hiçbirinde genç kadını bulamaz. Sekreterin ofisi normal evet, ofisten daha güzel bu aç. Aynen öyle, inanılmazmış. Ve hemen yurt dışına çıkması gerekmektedir. İnanılmaz değilmiş de. Harun iş için gittiği yurt dışından ancak birkaç sene sonra dönebilmiştir. Bu arada Zeynep çalışmaktadır ve kızı Yelda kocaman bir kız olmuştur. Zeynep'in maddi kocaman durumu artık iyidir. Yok, kaç seneliğine sefere gitmiş herif ya. Çalıştığı iş yerine gidip gelen Oğuz adında biri Zeynep'e ilgi duymaktadır. 3 sene sefere gitmiş. Bakalım dur bu... Oğuz.
Bu ilgi genç kadına neler Oğuz hangisiydi? Şimdi Oğuz. İlgi duyacak, gelecek şimdi. He, hadi bakalım. O nasıl masa ya? Nasıl bir yer burası ya? Haçlı seferine gitmiş gerçekten. Aa! Aşırı... aranıza girebilir miyim sen reis? İyilik valla, ben de marangozdaydım, yerinde yokmuş. Beklemek istemedim orada, senin yanına geleyim dedim. Başlamayın Oğuz. Fuat Bey'in bile dikkatini çekmiş. Eskiden bu kadar çok sık uğramıyor musun? Ben konuştum o konuyu Fuat Bey'le, anlayışlı karşıladı. Ne dedin? Ben kızı görmeye geliyorum falan mı dedin? Nasıl konuşabilirsin bu konuyu ya? Allah Allah. Ne de olsa ikimiz de bekar insanız. Korkuyorum vallahi. İşimden olacağım. İşinden falan olmasın. Hem olsan ne olur? Ben sana maddi olarak yardım ederim. Sen de evinin kadını olursun. Zaten çalışmaya alıştım. Kızım da okula başladı. Boş ver onu bunu. Sen bu akşam benimle yemeğe çıkar mısın? Olmaz. Kızım 6'da okuldan çıkıyor. Korkar. Hani bir kadın vardı diyordun, ona bırakırsın. Olur mu acaba? Olur tabii. Bir bakayım. Alo? Mihrimah abla, benim Zeynep. Nasılsın? Biz dinleyeceğiz değil mi bütün konuşmayı? Teşekkür ederim canım. Senden bir şey rica edecektim de. Bu akşam toplantımız var. Ece, o arkadaki kamyon resmi, yani bir not mu, birin kime ne faydası var? Belki çocuğun babasının kamyonudur. Aa. Biraz da geç kalacağım. Onu haber verecektim. Yerde sarı bıyık, sarı kamyon. Ne olur. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. O zaman yeter, telefon ediyorum, sana gelsin. Öpüyorum. Çok sağ ol. Teşekkürler. Ne olur Yelden konuşmasını da dinlemeyelim. Tamam. Oldu bir iş. Peki o zaman, ben seni akşama alıyorum. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Oha, bir kocaman olmuş gerçekten. Bu nasıl bir sefere gitmek ya cidden? Bu evde tek başına kalabilir ya. Evet ya. Yelda kızım, ne yapıyorsun? İyiyim anneciğim, ben de yeni gelmiştim. Yelda'cığım, bu gece ben geç geleceğim. Ha? Tamam. Bak, Mihriban teyzene telefon ettim. Onunla konuştum. Oraya gideceksin, tamam mı? Tamam kızım. Kalır ya hadi o evde. İyi bak kendine canım. Oldu. Hadi görüşürüz. Kas cidden bayağı iyi bu arada ya. Ben okuldan geliyordum. Evde yemeğimi yapıp sonra bir de dershaneye gidiyordum. Sen saçmalamışsın da. Niye? Helal olsun sana. Evet, liseli bu ya. Lise değil gibi ya. Ortaokulda yapıyordum ben bunları. Oo İshak Bey. Oo merhaba Harun. Ne o? Kızını her akşam başkaları bırakıyormuş eve. Sen ne demek istiyorsun lan? Ne demek isteyeceğim lan? Lan evli bu tür değilsin. Şeylere senin katkın ne oluyor he? Pezemeklik yapıyormuşsun. Bana bak, sen ne demek istiyorsun bana? Sana söylesene. Ben söyleyeceğim ne söyleyeceğimi de, ama çocuğumu sana bırakmam, bunu bil. Onu gelip alacağım. Oğlum defol git şuradan. Akşam akşam benim konuşacağım. Dövüş başladı. Konuşacağız. Baş, o çocuğu baş dedi ya. Manyak mı bu ya? Yemeğe çıkalım diye. İyi ama biliyorsun Yelda sorunu var. Okuldan erken çıkıyor. Peki, alabalık mı var arkada? Oha çok büyük lan. Alabalık mı? Bilmiyorum. Evlenelim. Hadi. Sen evlenme teklif mi ettin bana? Evet, evlenelim. Birbirimizi seviyoruz. Bir problemimiz de yok. Mutlu oluruz. Ne söylesem. Saat kaç sahi? 10:30. Yelda gelmiş, hadi kalk. Biraz daha bakıyor. Geç kalırız, hadi. Onu alacağız daha. Pek güzelim, hadi. Sen bilirsin. Bu ne bir şey, yediniz içmiş haliniz mi bu masa? Çok sinirim bozuldu. Balık nereye bakıyor, köşeye gitmiş bu aç. Ay geldi gene. Gelirken Harun'u gördüm. Abuk subuk şeyler konuştu, canımı sıktı benim ya. Ne konuştu, ne diyor? Kızın eve geç geliyormuş. Her akşam eve değişik değişik adamlar getiriyor. Ya ona ne ya? Boşamış. Allah Allah. Yalandır canım. Kız kaç, 10 küsür yaşına geldi ya. O zamana kadar hiçbir şey yapmayıp bırakmam o kızı falan diyor ya. O Harun denen adam zaten doğru dürüst konuşmasını bilmez ki. Ne yalanı lan? Senin kızından her şey beklenir be. Peki benim kızım da senin kızın değil mi bey? Nasıl konuşuyorsun böyle? Kes diyorum bak, zaten canım tepemde, hepten beri moralimi bozma. Aha tamam.
Canım tepemde mi? Aa, sarı yeşilde çok istikrarlı Ece. Bebek kendi sarı yeşilde. Sarı, hayır, pembeydi. Hayır, altı yeşil sarı yeşildi. Hayır, yeşil pembeydi. Hayır, pembenin sarı neyse. Ben teyzenle canı sıkılmadı değil mi? Hayır anne, ders yaptım. Sana bir şey soracağım. Oğuz amcanı seviyorsun değil mi? Evet seviyorum, ne oldu? Biz evlenmeye karar verdik de bir de senin fikrini soralım dedik. Hadi ya, sen ciddi misin anne? Nereden çıktı bu? Sevdi mi, sevinmedi mi? Sevindi mi arasında... yani böyle, hayırdır inşallah. Hadi nereden çıktı bu? Öyle demezsin yani. İşte. Hayır, ne kadar güzel annem benim. Sen mutlu ol yeter benim için. Sağ ol. Sen mutlu ol yeter dedi, ne güzel. Sağ ol. Gel bakalım. Hadi. Yok, o yaşı biraz geçmiş. Aynen gibi. Kaleci saçlı nerede ya? Buro. Allah! Buyurun Fuat Bey. Daniel bizi desteklemiş. Ben de aylık 4 lira kazanıyorum. Benden daha fazla kazanamaz demiş. Daniel teşekkür ederim. Doğru yoldasın. Bence de öyle. Ben senden çok kazanıyor olabilir miyim? Boş bu arada. Şu an değil ama yakında kazanacaksın Erkan. Ben de gayet gurur duyacağım seninle. Hiç senin dediğin gibi bir şey yapmayacağım. Duyarım ya. Allah Allah, yerim senin paranı. Ne güzel işte. Hayır ya, sen niye benim paramı yiyorsun? Ben inanılmaz var yemez bir insanım biliyorsun. Var yemezin anlamı ne? Var ama yemiyorum. Ben yerim işte. Hayır, seninkini yeriz beraber. Hadi bakalım. Peki, hemen geliyorum. Tamam. Gel. Ha, geldim Mustafa. O hemen orası değil mi ya? Seslense gelirmiş. Ben Zeynep, otur. Bak Zeynep, Oğuz'la arandaki ilişkiyi az çok biliyorum. Bu ilişki benim hiç de hoşuma gitmiyor. Bana ne ya? Yanlışlık mı yaptık yoksa farkında olmana? Ya, sen yapmadın belki, fakat Oğuz çok yanlış yapıyor. Neden? Birbirimizi seviyoruz. Niye? Evlenmek de istiyoruz. Bunda yanlış ne var? Bu evlilik laflarını bırak bir kenara. Belki sen bilmiyorsun. Niye? Ama ben biliyorum. Oğuz zaten evli. Ya bu kadın da hiç seçemiyor ya. Seren Seren gibi bir kocası da tutsun be. Kardeşim, bu aranızdaki ilişki benim hoşuma gitmiyor falan diyen ne kadar. Bunu söyleseydin ya başta. Sen onunla takılıyorsun ama evli falan diye bir şey. Allah Allah. Ece, ben senin dediğini dinlemedim bu arada. Bir sinirlendiğim için. Ne dedin sen? Adamları bulamıyor, seçemiyor dedim. Ha, okey. Allah. Alo. Alo Zeynep, ben Oğuz. Ne istiyorsun? Fuat seninle konuşmuş ama beni de dinlemen gerek. Bu kadar önyargılı olamazsın. Sen ne söylüyorsun? Ne önyargısı? Her şey ortada. Kandırdın beni. Dinle beni lütfen. Konuşmalıyız. Beni böyle bırakamazsın. Yeter artık. Konuş işte. Arama beni. Allah kahretsin. Orası yani rahat değil gibi. Ne dersin? Niye ya? Çok rahat değil mi? Bitki kafasına vuruyor adamın. Yani vurmuyor da sürtüyor. Zeynep, bana bir şans daha ver. Lütfen. Ne şansı? Evlisin artık sen. Ne yapıyorsun? Ne yapmaya geldin buraya? Git. Peşimi bırak artık. İstemiyorum seni. Bu ne ya? Sesiniz ta aşağıya kadar geliyor ya. Bak Oğuz, daha bu iş yerinde seninle görüşmeyelim. Sen ne diyorsun Fuat? Üzüntü meyniği sen biliyorsun. O başka, o başka. Burası iş yeri. Özel meselelerinizi buraya taşımayın. Lütfen şimdi git, sonra görüşürüz. Hard diye ceket giyiyor. Çocuğuyla ortada. Bu yararsız da çok istemektedir. Nereye bağlanacak çok merak ediyorum. Ben de ya. Bu uyarı İshak'ı Yelda'ya... Bu duruma çok bozuldu. Harun kızı Yelda'ya almak istemektedir. Bu konuda İshak Bey'i de uyarmıştır. Bu uyarı İshak Bey'i daha da hırçınlaşmasına neden olmuştur. Diğer tarafta ise Oğuz'un evli olduğunu öğrenmek Zeynep için bir yıkım olmuştur. Artık kimselere güveni kalmamıştır. Tam her şeyin yoluna girdiğini düşünürken yaşadıkları onu bir bunalım içine itmiştir.
Bakalım eyvah. Zeynep'in aradığı mutluluğu yakalayabilecek mi? Bölümün adı neydi Boğaç? Ne? Ateşe yürümek erken. Bu cümle oldu mu peki sence? Tam bakalım. Her şeyin yoluna girdiğini düşünürken yaşadıkları onu bir bunalım içine itmiştir. Bakalım Zeynep'in aradığı mutluluğu yakalayabilecek mi? Kim? Kim? Zeynep'in aradığı mutluluğu yakalayacak olan kim? Ne okuyor böyle ya? Hakikaten bu oturuş nedir ya? Bakıyorum anne. Buyurun. Sen Zeynep'in kızı mısın? Evet, siz kimsiniz? Bir yakınınızım. Baban evde mi? Benim babam yok. Annen? Anne bakar mısın? Ne var? Ne arıyorsun sen burada? Bana bak, bu benim kızımmış, benden sakladın değil mi? Hayır, nereden çıkartıyorsun bunu? Öğrendim, benden ayrılırken hamileymişsin, tamam mı? Onu senden alacağım, mahkemeye vereceğim seni. Git, yoksa polis çağırırım, git şuradan. Şimdi gidiyorum ama kızımı senden alacağım, tamam mı? Tamam, git. Kız ona bir... Tamam, git. Kızımı senden alacağım, tamam mı? Tamam, git. Aa, böyle mi tanışırsın bu arada yani kızınla? Bu kızın çilesi ne ya? Evet ya. Geç kızım. Bak kızım, bu adam bizim dostumuz değil. Onu nerede görürsen kaç, tamam mı? Peki kimdi o adam anne? Neden bana kızım dedi? Boş versin ona. Tamam mı? Onu nerede görürsen kaç. Bir daha görüşme. Ece şüphelenmesi... Şüphelenmesi gerekiyor. Bitti mi konu yani. Biraz daha soru sorsana. Evet. Efendim? Bir saniye. Anne seni arıyorlar. Efendim. Zeynep seninle konuşmak istiyorum. Ya git git ya, bu kim ya, Allah Allah, devamlı. Telefonu kapat. Deli midir nedir ya? Yine ne istiyorsunuz? Bak güzelim, bu böyle olmaz. Beni dinlemek zorundasın. Ya anlat işte ya. Seninle mutlaka konuşmalıyım. Daha önce sana söylemiştim, evlisin sen. Karına dön, seni istemiyorum artık. Lütfen bir kere olsun dinle. Bana bir şans daha ver. Sana yalvarıyorum. Ya söyle işte. Peki tamam Oğuz, tamam. Evdeyim. Gel. Ne konuşacaksak konuşalım artık. Bitsin bu iş. Tamam canım, tamam. Hemen geliyorum. Kıza bir travma daha geliyor Boğaç. Gel gel kızım. Sen Mihriban teyzene gider misin? Daha sonra ben sana telefonla ararım. Tamam mı? Tamam. Hadi kızım. Hadi görüşürüz. Tamam canım, hadi. Bunu odaya falan gönderseydin ya. Büyük bu kız bayağı. Eyvah. Konuş bakalım, ne konuşacağız? Bak Zeynep, tamam hatalıydım. Sana evli olduğumu söylemem gerekirdi. Ama söyleseydin benimle görüşmezdin ki. Evet doğru, seninle görüşmezdim. Hem ben kimsenin etkisi falan olamam. Ya sen nasıl böyle bir şey konuşursun? Sen benim sevdiğim kadınsın. Ve ben işe karar verdim. Neye karar verdin? Karımdan boşanacağım. Niye? Niye boşanacaksın karından? Seninle evlenmek için hayatım. Ben seninle evlenmek istemiyorum. Sen hariç bütün bekar erkeklerle evlenirim, gezerim, tozarım ama sen hariç. Seni tamam seviyorum mı? Zeynep, seninle hadi evlenmek be istiyorum. Hayır, ben evlenmek sana istemiyorum seviyorum seninle, tamam mı? İstemiyorum. Git artık. Sus yalvancı. Aa, hiç beklemiyordum ya. Hazırlıklı mı geldin? Boğaç, ne oldu ya? Gerçekten hiç şüpheli biri gibi değil Boğaç, ne dersin? Hiç ya. Silahla gelmiş bir de ya. Ulan ne diye peki, ne? Ne amaç ne ya bu arada? Gel amaç çocuğum, gel bir travma ya daha yaşa. Of, çocuk neler çekti hakikaten ya. Yapma. Anne? 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 Anne ne oldu sana anne? Anne. Wow. Dur bir bakayım, Perihan'ı sar bakayım.
Evet sevgili Gerçek Kesit izleyicileri, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Toplumumuzda var olan bu tür garip yargılar yüzünden birçok kadınımız içinden çıkılmaz durumlara düşmektedir. Zeynep'in kötü kaderi kızı Yelda'yı da etkilemişti. Küçük kız bu olaydan sonra uzun bir süre konuşmamıştır. Aynen. Bir başka Gerçek Kesit'te buluşmak üzere. Hoşça kalın. Oğuz, bu herif niye öldürdü ya? Ya kaleci saçlı adama ne gerek vardı bu bölümde ya? Evet, yoktu. Ne diyor Oğuz'a? Hırsı ve sevgisi yüzünden bir insanın ölümüne sebep olan Oğuz ya, olaydan sonra tutuklanıp cezaevine kondu. Bir insanın ölümüne sebep olan mı yani? Bu katil ya bu herif. Sanki böyle yanlışlıkla olmuş gibi bir cümleye gerek var mı? Şeyi de yanlış. Hırsı ve sevgisi yüzünden. Ne sevgisi be? Vay arkadaş ya. Bunlar çok cinayet övüyorlar. Katil övüyorlar ya. Katil övmüyorlar. Justify aynı. Evet. Evet 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 ya. Of of. Olan kızı oldu. Misafirlerini oku beyefendi. Aa, onlar da Mükremin diyormuş lan. Erkan. Kimler? Sadece biz Mükremin demiyormuşuz Mükremin'e. Kimler mesela, de diyor? Yani genel Gerçek Kesit fanları George Lucas'a beyaz çorap diyor mesela. Biz orada ayrılıyoruz onlarla. Sarı bıyık kaleci saçlı adam zaten biz aynı. Mükremin'in de aynı olduğunu bilmiyordum. Vay be. Ya da buradaki yorumlar acaba bizle izledikleri için böyle yazdılar. İlk defa gördüm Mükremin çünkü. Onu vay biz vay mi bulmuştuk ki? Mükremin'i yayında biri Mükremin falan demiştir en fazla. Chatten demişlerdir yani. Vay be. Zor bölümde Erkan. Evet. Evet evet. Ay o kadının annesine dayandık ya. Ay evet ya. Misafirlerini oku. Ha, sen demiştin. Değil mi chat? Şey chat diyorum Cem. Ama benim için chatten bir farkın yok.